Cümleten selamun Aleyküm sevgili dostlar. Sponsorumuz golver.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz. Fenerbahçe'miz bildiğiniz üzere e, Çaykur 6-0 yendi. Ve teknik direktörümüz İsmail Kartal'ın maç sonundaki açıklamalarıyla başlayalım. Önemli ee, bir duyurda bulunacağım. Önemli duyum vereceğim. Biraz sabırla beklerseniz sevinirim arkadaşlar. Hani 6-0 biten müsabakanın arkasından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunuyor İsmail Kartal. Diyor ki: "Ben bu maçın her iki takım açısından zor geçeceğini biliyorduk. Rakibimizin lige tutunmak için bu maça hırslı başlayacağını, agresif oynayacaklarını biliyorduk. Oyuncularıma kendi oyunumuzu oynayacağımızı, sakin olacağımızı, sabırlı oyunumuzu oynayarak gol atmasak da paniklemeden oyun içerisinde sabırlı kalıp rakibin sabırsız anlarını kollayarak kendi gücümüzü rakibe göstermemiz gerektiğini, bu anlarda son paslar, son vuruşlar ya da gol hamlelerimizi yapmamız gerektiğini anlattım. Oyuna sabırlı başladık. Çok sabırlı başladık. Oyunun başında rakip takım bence bayağı motive olmuş ki erken çıkan kırmızı kart işimizi biraz daha kolaylaştırmış oldu. Rakip 10 kişi kalınca takım daha da rahatladı. Kendi oyunumuzu oynayarak erken bulduğumuz gol. Daha sonra oyunda duraklama oldu ama gelen penaltı golleriyle ilk devre 3-0 bitti. Bu arada sarı kart sınırında olan iki oyuncumuzu devrede oyundan çıkardık. Sonra yaptığımız değişikliklerle ikinci yarıda da bulduğumuz gollerle farklı bir galibiyet elde ettik. Galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Önümüzdeki hafta oynayacağımız Gaziantep maçına konsantre olmaya başladık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Sabırlı oyunumuzda, kendi oyunumuzda, oyunumuzda beklediğimizden daha rahat bir galibiyet aldık. Rakip 10 kişi kaldığı için böyle oldu. 10 kişi kalmasına rağmen biz ciddiyet elden bırakmadık. Diyor, Şakhtar Donetsk maçını dahil edersek 5 maçtır gol yemiyoruz çok şükür. Oyun içerisinde mevkilerde değişikliklerle hareket ediyoruz rakibi şaşırtmak için. Mesela sol bek Ferdi bugün orta saha gibi oynadı zaman zaman. Bakın dikkat edin arkadaşlar benim maç sonundaki e, özette anlattığım her şeye değiniyor. Rakibin aşırı motive olması, motivasyonu kırmızı getirmesi, Ferdi'nin ortaya geçmesi. <laughs> orta saha oyuncusu sol bek gibi oynadı. Rossi'den bahsediyor. Birçoğunuzun ilgi dikkatinden kaçtı. Bazı oyuncuların yerlerini değiştirerek hücum etkinliğimizi arttırmaya çalışıyoruz. Oyuncuların da bundan keyif alıyorlar. Antrenmanlardan maçlardan sonra söylüyorlar çalışıyoruz. Şu ana kadar her şey yolunda. Oyuncularımı tekrar tebrik ediyorum diyor. Rize Spor'a gelince çok güzel bir şehir. Güzel bir kulüp. Daha önce burada çalıştım. Rize Spor'a başarılar diliyorum. Büyük bir camia buraları hak etmiyor. Çok daha iyi yerler hak ediyor. Başarılar diliyorum diyor. Arda Güler'le ilgili de Arda'yı ikinci 45 dakika oyuna aldık. Şaklar Donetsk maçında ilk 11'de başladı. Her geçen gün oynatmaya çalışıyoruz. Takım içerisinde bir dengemiz var. Bu dengeler içerisinde giren çıkan herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyordu. Arda da bugün oyuna girdikten sonra pozitif işler yaptı. <laughs> ben herkes aynı mesafedeyim. Arda'ya olsun, İrfan Can olsun, Nazım Sangare'ye olsun, Tisserant olsun. Hepsini seviyorum. Hepsi benim oyuncum diyerek sözlerini tamamlamış. Bakın hepsine aynı mesafedeyiz. Yani hepsine aynı mesafede. Kolay kolay bu olmaz ya. Yani her oyuncuma aynı mesafedeyim lafı. Mesela her öğrencimi seviyorum der öğretmenler. Her öğrenci gerçekten sevilir ama kimisi az sevilir, kimisi çok sevilir. Şimdi Fenerbahçe bugün İsmail Kartal'ı bence İsmail Kartal bugün Fenerbahçe'ye kazandırmadı. Aynı zamanda İsmail Kartal bugün Fenerbahçe'ye bence Valencia'yı kazandırdı. <laughs> Tabi Rize'nin agresif oynayacağını tahmin etmek, motive olması, kırmızı kart, iyi hazırlık yapması, dörtlük bir de hazırlık maçında gol yenilmemesi, yani durum bu. Rossi. Hani ben birkaç futbolcumuzun görüşünü de size aktarayım. Diego Rossi diyor ki. Maçın ardından. Hemen kısa kısa konuşmalarını söyleyeceğim. Sonra önemli haberimizi vereceğim. Zor bir maçta ama takım olarak iyi iş çıkardık. Şimdi önümüzdeki maçlar için çalışmaya devam edeceğiz. Diyor. Fenerbahçe'de kalıcı olacağım. Çok mutluyum. Attığım goller ve yaptığım asistlere takıma katkı vermeye devam edeceğim. Diyor. <laughs> İnşallah. Yani inşallah devam edersin gollere ve asistlere. Serdar Dursun gecenin kahramanı. <laughs> Kusura bakmayın. Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Serdar Dursun Rize maçının ardından açıklamalarda bulundu ve diyor ki yaptığı head ile ilgili. Bu arada onunla ilgili de çok notum var ama diğer kısımda konuşalım onu. Şimdi bu orada önemli yere gelelim ben bir an önce. Rize Spor'a iki maçta hat trick yapmak nasip oldu. Zor bir maç bekliyorduk. Şans yanımızdaydı. Bak ne kadar realist konuşuyor. İlk dakikada kırmızı kart oldu. 90 dakika oyun bizim kontrolümüzde, kontrolümüzdeydi. Kazanarak devam etmek istiyoruz. Hocamız bana güveniyor ve oynatıyor. Forvet böyle güven hissini yakalarsa gollerini atar. İnşallah böyle devam ederim diyor. İnşallah yani daha da fazla atarsın inşallah. Nazım Sangare Fenerbahçeli olmak gurur diyor. Şimdi Fenerbahçe adına gol atan Nazım Sangari'de açıklamalarda bulunuyor. Diyor ki Nazım Çok mutluyum. Fenerbahçe'nin bir parçası olmak. Çok gururlu bir his. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Golümü attım. İnşallah böyle devam ederiz. Gol atmak güzel bir his diyor. Ee, sevgili arkadaşlar. Şimdi kısa bir şey söyleyeceğim. <laughs> İsmail Kartal'la ilgili. <laughs> şimdi İsmail Kartal yani Nazım'ı geçtim. Yani Nazım'ı geçtim. Ancak Nazım'ı geçtim. Ancak Gustavo'dan bile verim aldığının farkında mısınız? Mesela Gustavo bugün ne kadar ofansif oynadı. Gördünüz mü arkadaşlar? İşte dikkatinizi çekti mi? Hayır, mesela Gustavo bana kalsam iyice geriye gitmiştim. Ve ee, nasıl diyeyim size? Kadrodaki oyuncuların hocaya saygı duyduğu aslında biraz kendini belli ediyor. Ha seneye olur olmaz. Ayrı mesele ama İsmail Kartal 3,5 ayda bence gerçekten bir devrim yaptı Fenerbahçe'de. Yani bu kolay bir iş değil. Bu kolay bir iş değil. Seneye olur olmaz ayrı bir mesele bak. Bu ayrı bir olay. 17 maçta ee, yani çok az puan alıp da Fenerbahçe'de tarikatı kurulanlar oldu gerçekten de. Ya yani sezon ortasında gel. 14 maçta 2,35 puan ortalaması. Yani 2 tane Avrupa maçı. İki tane Avrupa maçı. Bakın o maçlar çok ilginç maçlar. Şimdi bana herkes şunu söylüyor. Ya hocam Kayseri'ye yenildik. Türkiye Kupası. Realist konuşalım. Fenerbahçe'nin hedefi Türkiye Kupası'ydı. Doğru söylüyorsunuz. Yani Gidebileceğimiz en doğru e, şey buydu. En doğru yer orasıydı. Katılıyorum. Yani katılıyorum. En doğru yer orasıydı. Türkiye Kupası alma hedefi çok kolaydı. Mesela Kayseri'yi yensen o zaman Trabzon sana çıkmazdı. Belki finale çıkardın. <laughs> Bu kadar olaydan sonra da Trabzon zaten şampiyon aldıktan sonra da Türkiye Kupası finalinde bence adaletli bir yönetim olurdu. Belki şampiyon olurdum. Hocam Türkiye Kupası gitmiş. Slavya yaparak kaç kuruşluk takım ki elendik diyorsunuz. Slavya yaparak iyi bir takım. Anlamanız için söylüyorum. Türkiye'deki hiçbir takım şu anda Avrupa seviyesinde değil. Biz çok sıkıntıydık. <laughs> yani biz çok sıkıntıydık. <laughs> Yine devam ediyorum arkadaşlar. Ee, İsmail Kartal'la ilgili bak. puan ortalaması süper. İlk 11 istikrarı süper. Hatta maç öncesinde dikkat ettiniz bilmiyorum. Benim maç öncesinde bir videom var. Orada ilk 11'i ve yedekleri eksiksiz istisnası saydım. Hiçbir yerden de duyum almadım. Bak bu istikrar. Yedekteki futbolcu saygı duyarsa 10 numara 5 yıldız ki duyuyorlar da. Bu da süper. 17 yaşındaki futbolcuyu da gittikçe daha verimli kullanmaya başlıyor. Ferdi'yi 8'e çektim. Maçın içerisinde Rossi'yi sol bek Yani çok çok ilginç değil mi bunlar? Çok çok ilginç bunlar. Ee, onu söyleyeyim. Şimdi iki gün önce Ali Koç'un Rize Spor iyi bir takım oyuncuları beğeniyorum demesinin üzerine Fenerbahçe'nin 6-0'lık galibiyeti. İnşallah Trabzonspor'un şampiyonluğunu falan da kutlar Ali Koç. Ve sonrasında e, Fenerbahçe'nin şampiyon olamayacağını falan dile getirir inşallah. Ve gelerek geldik Fenerbahçe'ye kötü habere. Sezon kapatma haberine. Maalesef. Şimdi öncelikle Fenerbahçe'de Kim Minji gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Ve Gaziantep maçında forma giyemeyecek. Ancak Asıl bomba Miguel Crespo'dan. Crespo sezonu kapattı mı? Şimdi orta sahanın önemli ismi biliyorsunuz Crespo. Fenerbahçe için gerçekten biçilmiş kaftan bulunmaz bir nimet. Ama Rize maçında sakatlandı. Yani normal bir sakatlanma değil bu sakatlanma. Bilginiz olsun. Burada enteresan bir olay var. Süper ee, kulübümüzden de yapılan bir açıklama var. Kırık. 66. dakikada Luis Gustavo'ya yerini bıraktım. Maçta aldığı darbe sonrası sakatlanarak oyundan çıkan Miguel Crespo'nun ilk tespitlerde sağ ayak 5. Metatars kemiğinde non deplase kırık elde edilmiştir. Şimdi ben bu tabirleri hani tıp tabirlerini çok fazla bilmem. Ama e, geçenlerde hem araştırdım hem de sevgili Doktor Gürkan Kubilay var. Birçoğunuz bilirsiniz. Ee, Gürkan Kubilay'a da buradan selamlar olsun. Kendisine de çok güzel bir açıklaması var. Neyse futbolcumuzun durumu yarın yapılacak. Kontroller sonrası belli olacaktır diye. Şimdi benim bildiğim Miguel Crespo sezonu kapattı. Benim cahil aklımla Crespo sezonu kapattı. Hatta birçok duyumcu arkadaş da sezonu kapattığını söylüyor. Ancak yarın detaylı bir kontrol var. Şimdi bugüne kadar iyi durdu ayakta. Her maçta yaşamadığı sertlik kalmıyordu. Gerçekten bak her maçta yaşamadığı sertlik kalmıyordu. Ama bu maçta düz yani bu maçta ay yuka çıktım. Doktor Gürkan Kubilay diyor ki Crespo'nun e, kırmızı ile gösterdiğim bölgesi diyor. Onu ekrana yansıtmam lazım sevgili dostlar. yani e, ekrana yansıtırsam siz de anlayacaksınız olayı. Orada kırmızıyla gösterdiği bölge. Evet. Kanal tarihinde bir ilk ayak gösteriyoruz. Bu Crespo'nun ayağı değil. <laughs> yani bu genel bir ayak. Hocam Crespo'nun ayağı sağlammış bir şey yok oynar. Benimkini verelim. Ben, ben kullanmasam da olur falan diyenleri duyar gibiyim. Diyor ki Gürkan Kubilay. kırmızıyla gösterdiğim 5. metatars kemiği kırılmış. Non deplase yani yerinden oynamamış bir kırık. İnşallah internal fiksasyon yani cerrahi operasyon gerekmeyen bir kırıktır. Yarın net sonuç çıkar. Şimdi yerinden oynamayan kırıklarda geçtiğimiz günlerde bunun benzer bir sakatlık yaşamıştı bizim bir futbolcumuz. Hatta deplase kırık kimdeydi ya? Birinin omzundaydı deplase kırık. Biz oradan anladık. Artık tıp tabirlerini de öğreniyoruz. Şimdi 5. kırık yani ayak parmaklarının Gerisi diyelim ayak parmaklarının gerisi şu herhalde net olarak herkes anlamıştır. Hocam geçeceksin bu ayakları. Ya durun tek krespo iyileşsin de geçelim ayaklarım ayaklarım. Şimdi inşallah sıkıntı olmayan bir kırıktır ve inşallah yani yarın çıkan net sonuçta da bizim yüzümüzü güldürür. İsmail Kartal diyor ki Salahi'nin omzu çıktı. Bak bir omuz çıkıklığı var. Crespo'nun durumu MR'dan sonra belli olacak. O sahibi Mert Hakan ayak bileklerinde ağrı var. Serdar Aziz'de de ağrı vardı. Ondan çıkarttık diyor. Yani Fenerbahçe'ye nazar değdi ya. İşte bu kadar överseniz olacağı da buydu. Yani Crespo konusunda arkadaşlar ben size bir umut veriyorum. Ben kendimden vermiyorum doktor. Gürkan Kubilay'dan dolayı veriyorum. Yani Gürkan hocam kadar hiçbirimiz bunu bilemeyiz. Kendisi bir cerrahtır. Yani kendisi bir doktordur. Çok da iyi bir doktordur. Biz o kadar iyi bilemeyiz. Gerçekten o kadar iyi bilemeyiz. Ee, çok çok geçmiş olsun diyoruz. Çok çok geçmiş olsun. İnşallah. Yani şu anda sıkıntı büyük. Bak Pelkas Sakat. Salahi Crespo sezonu kapattı deniyor. Haftaya kim Minciği yok. 4. oyuncumuz Kartal'ın da. Hani İsmail Kartal'ın nasıl bir hoca olduğunu da analiz etmek için aslında tam zamanı geldi diyebiliriz. Hani Gaziantep'i yenip Beşiktaş teplasmanından galibiyetle ayrılsa bu kadar eksikle çıksa inşallah bir özür mahiyetinde biz de fikirlerimizi değiştiririz. Ben dediğim gibi ben lig bitene kadar bekliyorum tam kesin konuşmayı yapmak için. Aykut Kocaman'dan yani 2017-18'den bu yana tek sezonda üst üste 6, 6'dan fazla galibiyet alan ilk teknik direktör olmuş arka arkaya. İnşallah 6-8 olur. 8-10 olur. Sonra değerlendiririz. Bir de bir olay söyleyeceğim. 3 haftadır ilk gol atan oyuncularımızın forma numarasıyla gol dakikası aynı. Zays 26'da Galatasaray'a attı mesela. Serdar Aziz 4'te Göztepe'ye attı mesela. Bugün Rossi 9'da attı mesela. Çok ilginç istatistikler. Haftaya da inşallah 6 ay bayındır 1. dakikada Gaziantep'e diye başlarız. Valla şu Crespo'nun inşallah sıkıntısı çıkmaz arkadaşlar. İnşallah korkulan olmaz. Ama ben size bir umut veriyorum. İnşallah beklediğimiz olmaz arkadaşlar. Görüşmek üzere inşallah. Bir beğeni çok görmeyin.